Tabii çok farklı bir konseptli toplantı olduğu için bugün konuşmalar kısa oldu. Birazdan Meral Akşener, İyi Parti Genel Başkanı, İttifakın asli unsurlarından Akşener gelecek kürsüye. İttifak tuttu. Enteresan bir şey söyledi. Demek ki böyle bir kulağına da geldi. Cumhuriyeti savunmamızı istiyorsunuz. Sahip çıkma. Sahip çıkmamızı istiyorsunuz. Evet, Cumhuriyete sahip çıkmalarını istiyoruz gerçekten. Kılıçdaroğlu yani, doğru dediğin gibi. Mesajı almış. Evet, Millet İttifakı tuttu. İkisi gayet iyi gidiyorlar. Diğer partilerle de konuşmaları, birbirlerine gidip gelmeleri, yani buna kızanlar da var ama gerçekten bir demokrasi ittifakına dönüşmesinde yarar var. Çünkü şimdi bakın o ittifak Kılıçdaroğlu, Akşener ve Demokrat Parti adına Genel Başkan Tekin Oylu ve Belediye Başkanı, Hatay Başkanı bir Lütfü tarafta, Savaş. Ankara evet. Lütfi Savaş, Mansur Yavaş bir tarafta poz veriyorlar. Buna Temel Karamollaoğlu'nun da, yani Saadet'in de bir tam ekran görebilirsiniz arkadaşlar. Tam olarak katılmış diyebiliyorsunuz Karamollaoğlu. İttifakın parçası değil, bir hareketin bileşeni gibi. Bilmiyorum ne gösterir önümüzdeki günlerde ama 6 partili bir hareket vardı, çalışma vardı. Evet. Onun açıklanması genel başkanlar tarafından yapılacak. Ve o sırada herhalde... Dostlarımız dediği o işte zaten Kılıçdaroğlu'nun. Yani Millet İttifakı ve dostlarımız diyor. Çünkü gerek Deva Partisi, gerek Gerçek Partisi ile tam bir ittifak içine, Gelecek Partisi ile tam bir ittifak içine girmeleri gerçekten zor gözüküyor bazı konularda. Ama gerçek karşılarında duran şu andaki tek parti rejimi ve iktidarına karşıt olmak. Onun için demokrasi ittifakı çok önemli. Ve bu demokrasi ittifakı, ben sana daha önce de katıldığımızda söylemiştim. Bana sordular ne demek istiyorsunuz diye. Bu İtalya'da da uygulandı, İspanya'da da uygulandı. Batı ülkelerinde pek çoğunda da uygulanıyor. Bir üzüm sistemidir bu. Birbirleriyle salkım, üzüm salkımı. Aynı görüşte olmaları şart değil. Yaptıkları ittifak demokrasi ittifakıdır. Ve belli planlar, projeler üzerinde ittifak yaparlar. Bir koalisyondur. Ama koalisyonların zenginlik kattığı da ortada. Çünkü görüyoruz işte tek parti iktidarında, tek adam iktidarında, bırakın zenginliği, ne derse o oluyor. Yani bakanların bile sesi çıkmıyor. Meclisin en ufak bir işlevi yok. Ne derslerse indir kaldır. Şu ana kadar muhalefetin verdiği bir tek önergenin, bir tek yasa teklifini kabul edilmişliği yok. Yani orada o kadar insan ne yapıyor belli değil. Maaşlarını alıyorlar. Ve daha da acıklısı, geçenlerde yayınlanmıştı. Şimdiye kadar hiç meclise gitmemiş milletvekilleri var. Hiç açıldığından beri bir tek genel kurul toplantısına katılmadıkları halde tıkır tıkır maaşını alan milletvekilleri ve bunların en çok da sayısı iktidar partileri içinde. Yani böyle bir işe yaramayan bir meclis var orada. Yani hiç katılmamış. Şimdiye kadar hiçbir genel kurulda bir konuşma yapmamış, bir önerge vermemiş, bir teklif vermemiş. Hiçbir şekilde uğramamış milletvekilleri var ya. Böyle bir sistem olabilir mi? Valla bir şey söyleyeceğim. Bir şey. Bazıları var ki onlar hakikaten meclise uğramasalar daha iyi. Mesela Alpay Özalan gibi. Onların görevi CHP'leri susturmak üzerlerine yürümek. Şimdi bu arada yani, meclisten söz etmişken ve Alpay Özalan'dan da söz etmişken şunu söylemek istiyorum. Bakın Erdoğan birkaç şeye birden hazırlanıyor. Meclisi bypass etmek üzere. Zaten biri etmiş durumda. Yok yani şöyle. İşte bakın Alpay Özalan'ı burada bak, o düzenli bir çocuk.
Hani yok sayılmıyor, yok yazılmıyor ama bunun için. Evet. Şimdi muhalefet milletvekillerinin konuşma sürelerini kısaltmak için bir hazırlık var. Meclis iş tüzüğünde. Meclisteki muhalefetin sesini kısmak amaç. Yani boşu boşuna bizi oyalamasınlar. Nasıl olsa çoğunluğumuz var. Nasıl olsa istediğimizi geçiriyoruz. O kadar, bari konuşmasınlar yok, mı diyorlar? Yok, hayır. Meclis TV'yi ama öyle ama böyle insanlar izliyor. Oradaki konuşmalar, mesela bir Özgür Özel'in konuşması. Hani bir bakıyorsun hakikaten önce Meclis TV'den seyrediliyor. Meclis TV keserse tabletlerden yayınlanıyor ve oradan sosyal medyada yayılıyor. Ya da bir başka CHP milletvekili ya da işte HDP'ler diyelim. Bu arada mesela 4 milletvekili var Türkiye İşçi Partisi'nin. Meclisi sallıyorlar. Evet. Şimdi sen kimsin ey tip? 4 tane de vekilim var. Dur bakalım hele, nereden çıktın sen? Konuşma diyecekler. Ama ne kadar güzeldi Sera Hanım'ın yaptığı... Soylu'ya kitabı verdi. Evet, ceza aldı. Ceza alması gerektiği için kendini savunması gerekiyor. Savunma hakkını da Erkan'a vererek, başa vererek onun konuşmasını sağladı. Onu söylüyorsun. Müthiş bir oyun. Vallahi Erkan Başlı hakikaten her konuşmasında ortalığı sallıyor. Sallıyor. Şimdi evet, dolayısıyla buna bir dur demek istiyorlar. Ve neticede bir iş tüzük değişikliği gündemde. Erdoğan açıktan talimat vermiş. Demiş ki ne oldu ya? Tekrar hesabını sordu bugün. Geçen hafta. Ya onu niye geçirmediniz? Ya nerede bu hazırlık? Neden geçmiyor bu iş tüzük değişikliği diye? Şimdi sırada meclisin sesini kısmak var. Zaten medyanın sesi malum. Enes Kara haberini yaptığı için işinden olan gazeteci, size örnek olsun yeter. İşte Cumhurbaşkanı hakaret davalarında avukatı Ahmet Özal'ın avukatlık ücretinden aldığı 40 milyon lira. 39 bin küsur 40 milyon. Yani bunların hepsi bize bir şey gösteriyor. Şimdi bu kadar da değil. Bakın çünkü ses kısacaklar ama o sesi öyle bir kısmalılar ki sokaktaki adam da konuşamamalı. Zaten biliyorsun o, sokak röportajı yapılanlar. Tabii sokak röportajı yapan 3 genci birine ev hapsi verdiler. Ötekini içeri tıktılar. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Geçenlerde Adıyaman mıydı? Mahir Ünal bir toplantı yaptı. Orada konuşurken bir vatandaş, bir çiftçiymiş. Oradan çıktı sesini yükselterek. Açım aç, işsizim. En önemli sorunumuz işsizlik diye bağırdı. Ne oldu?